ne Amerikalılardır ne de başka. Bunu anlayan toplumlar özgürleşir. Bunu anlayan toplumlar bağımsızlaşır. Tıpkı Atatürk'ün Türkiye'ye yapabildiği gibi. Peki. Katılıyorum falan demedi Farkınıza Aytunç. çay. Ee, Demem. Korkuttum değil onu. burada. ben orada ben ben. <laughs> ben ona değil. katılıyorum ama ne söyleyeyim. CHP işte? Amerika temsilcisi e, Yurter Özcan bizimle birlikte. Sayın Özcan merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bu Amerika cephesinde neler yaşanıyor biraz da hani sizin nazarınızda bakmak istiyoruz oraya. Ama önce bir video girelim. Önce bir video girelim. Bakın kamuoyunun belli kesimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden ey Biden diyemediğini merak ediyor. Biden'ın soykırım mesajını vermesiyle ilgili olarak. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu bu görüşte değil. Video hazır mı arkadaşlar? Bakın o ne diyor? Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevabı vermiş. Bir Osmanlı tokadını Biden'ın suratına indirmiştir. Bir de siz, siz niye güldünüz? Gürter <laughs> Bey de güldü. Evet. Şimdi Gürter Bey bir saniye. Bir daha bir izleyelim. Çünkü hakikaten merak ediyoruz. Osmanlı tokadı. Nasıl atıldığını? Neredeydi? Ya nasıl neredeydi, ya? nasıl, neredeydi, ne nasıl atıldı? Nasıl? Bir daha bir izleyelim. Ya, konuşan da Adalet Fikret Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu yani nihayetinde. Ünvanı olan. Grup Başkan Vekili. Bir kişi. Bir daha bir izleyelim ya ama videoyu. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevabı vermiş bir Osmanlı tokadını Biden'ın suratına indirmiştir. Şimdi önce sütüde konuklarıma sorayım. Bu Osmanlı tokadı metaforuyla özdeşleşen bir tepki gördünüz mü iktidardan ya da Erdoğan'ın açıklamalarından? Vallahi ben ey diye bir şey duymadım. Ey Obama'yı hatırlıyorum. Ey Merkel'i hatırlıyorum. Ama ey Biden'ı duymadım. Hatta Biden seçildiği zaman onu da çok iyi hatırlıyorum. Trump gitti. Trump'ın gidişine çok üzüldü tabii AK Parti çevreleri. Biden geldiği zaman Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Biz zaten birlikte çay içmiştik. İşte beni de ziyaret etmişti filan diyordu. Yani ben nereden görmüş acaba böyle bir şeyi bilemedim. Gördünüz mü yani Osmanlı tokadıyla özdeşleştirilebilecek bir Hatta ben tokattan Peki, ziyade daha farklı, biraz daha böyle e, sevgi... Alt perde, ya, tokat falan değil, alt perdeden çok net. E, Haziranda buluşalım, buluşacağız. Kapı aralanacak. Model ortaktık ya biz. Bak cümleler var orada, o satır aralarını yokumak lazım. Şimdi üç tane konu var aslında. Bir, 1952 NATO'ya girdikten sonra Amerika'nın ileri karakoluyduk. 1990'larda stratejik ortaktık. Hani onların yine dahilinde. Raydan çıkan bir Türk ordusu, operasyonlar geçildi. Sonra Obama'nın 2009'da Türkiye ziyareti vardı. Model ortak demişti bize, model ortak. Model ortaklıktan dedi şimdi Sayın Erdoğan, dedi ki model ortaklıktan buraya gelinmesi kötü oldu dedi. Ama yine üzülerek hı hı. Sayın Biden diyerek yaptı. Şimdi mesele şu, e, ey Kılıçdaroğlu'nu o kadar rahat söylüyor ki, bu arada bu CHP'nin başına yıkıldı biliyorsunuz yani Bayda'nın. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben yarın yazım benim bu. şu CHP'nin tarihi duruşu diye. Ve bir yalan söylüyorlar. Faik Öztürk çıktı, çatır çatır CHP'nin tezini, Mustafa Kemal Atatürk'ün tezlerini ortaya koyarak antemperyalist bir duruş sergileyerek CHP'nin net tavrını koydu. Hem AKP'ye hem HDP'ye eleştirerek. Çok net koydu. Şimdi CHP'yi buradan nasıl bir günah keçisi olarak çıkarabiliyor? Bu çok Bunlar... garip bir duygu yani. Bu Ya bakın. Biden'la bir cümle daha söyleyeyim bir mi? Bir cümle daha söyleyeyim. 23 Nisan'da telefon görüşmesi olmadı mı? Onu soracağım sana. Hayır, şey. o telefon Hadi. görüşmesinin Biden'la fotoğrafı hala duruyor. Tamam. 23 24 Nisan'da neler 22, oldu? 22 23 24. Ayrıca evet. söz vereceğim ama bir Yurtar Bey'e soralım. Yurtar Bey, siz iktidarın bu soykırım, Biden'ın soykırım mesajıyla ilgili tepkisini nasıl buldunuz? az önce aktardığımız Emin Akbaşoğlu'nun sözlerinde olduğu gibi bir Biden'ın suratına inmiş Osmanlı tokadı gördünüz mü? Ya bu sözü söyleyen bey herhalde hayatında hiç Osmanlı tokadı yememiş. Yani o kadar cılız bir cevabı Osmanlı tokadı nitendiriyorsa hakikaten acı nasıl bir durumda? Yani ben hakikaten size de sormak istedim. Gerçekten öyle bir video var mı yoksa Zaytun'u sandım ilk önce? Şimdi Gökmen Bey bakın, bize bu işin bu istikamette gittiği, yani Biden'ın sözde soykırımı tanıyacağı ile ilgili bilgi Mart 11'de geldi Washington'da. Ve biz o süreçten sonra Sayın Genel Başkan'la beraber, ilgili kurullarla beraber biz bu işi araştırmaya başladık. Beyaz Saray'la yaptığımız temaslar, Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığımız temaslar Washington'da. Bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu sürekli anlattık. 21 Nisan gecesini 22 Nisan'a bağlayan e, gece bu işin artık o istikamete gideceği kesinleşti. Ve ben e, Sayın Genel Başkanımız bunu e, bir medya kuruluşunda da iki gün önce anlattı. E, 22 Nisan gecesi itibariyle biz e, daha herhangi bir şey netleşmeden ilk açıklama yapma kararı aldı Sayın Genel Başkanımız. Ve 22 Nisan sabah basına düşen açıklamasında... Genel Başkanımızın metnine baktığınızda oradaki esas uyarı Biden'adır. Biden'ın böyle bir hamle yapması ne kadar büyük bir yanlış oldu. E, 83 milyon nasıl rencil edeceği, tarihin tarihçilere bırakılması gerektiğini, hali hazırda zor bir süreçten geçen türk amerikan ilişkilerine daha da büyük zarar vereceği ve belki de en önemlisi e, Güney Kafkasya'da yani Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinin e, ne kadar daha da fazla zora gireceği ve e, barış ortamından uzaklaşılacağı yönünde. Yani daha Tayyip Bey e, 27'sine kadar 26'sına kadar bir şey söylemeden önce biz e, Amerikalıları zaten uyardık bu konuyla alakalı. Yani 22'sinde bu açıklamayı yaptı genel başkanımız. 23'ü e, cuma akşamı Tayyip Bey e, Biden'la konuştu ve e, o konuşmada e, zaten bu deklarasyonun olacağı kendisine iletildi. Aynı gün İbrahim Kalın Mevkılaş ile görüştü. Efendimiz Yücel Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla ile görüştü ve herkes biliyordu bunun böyle çıkacağını. Ve ben açıkçası insanlar niye şaşırdı ondan da emin değilim. Yani Biden sonuç olarak Amerika'da ya bizim de aleyhimize olacak bir şekilde ama yani Rum lobileriyle ve Ermeni lobileriyle iyi ilişkisi olan birisi. Ama, bu sadece ama e, Yurtar e, Bey, yani daha önceki e, demokrat siyasetçilerin de sözünü ettiğiniz evet. lobilerle sonuçta e, bir iyi ilişkisi var ve e, hani 24 Nisan'a ilişkin e, benzer yaklaşımda bir takım vaatleri var ama ilk kez e, kullanmış oldu yani e, Biden bunu evet, tam, resmi olarak. Tam, tam oraya girecektim Hı. aslında tam onu söyleyecektim. E, kıyasladığımız zaman aslında Obama o e, gruplara o lobilere daha yakındı. E ben hatırlıyorum Obama kendi kampanyası sırasında yani 2008 seçimlerinden önce aslında bu konuyu kendisi aktif bir şekilde daha çok gündeme getirdi. Yani sonuçta Biden'ın eyaleti Washington'ın kuzeyinde olan çok ufak bir eyalet Delaware diye ve orada aslında büyük bir Ermeni diasporası da yok. Yani tam tersine yani Obama'nın olduğu yer Chicago yani Ermeni Ermeni diasporasının güçlü olduğu bir yer. Yani aslında siyaseten yani biraz kaba bir tabir alıyor ama e, Obama aslında daha gebeydi o sözü tutmaya. Ama o da tutmadı. Niçin? Çünkü Türkiye AKP'nin bütün eksikliklerine ve yanlışlarına rağmen o zaman bile daha fazla caydırıcıydı. Gökmen Bey ben şunun altını çizmek istiyorum. Yani biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti ile e, ABD arasında diplomatik ilişkiler 1927'de e, başlamış ve o zamandan beri hakikaten birçok sıkıntı yaşamışız Amerikalılarla. Yani... Bu afyon tarlalarının ekimi olsun, bizim evet. Kıbrıs harekatımız olsun birçok sıkıntı yaşamışız. Ve ona rağmen bugüne kadar bu kadar bir zafiyet içinde olmadığımız için bunu söyleme cesaretini kimse edememiş. E şimdi yani şimdi nasıl oldu yok. Yurtay Bey şimdi nasıl oldu? Bakın Gökmen Bey siyaset günün sonunda bir güç kavgasıdır, bir iktidar kavgasıdır. Eğer siz ülke olarak zayıfsanız, ekonomik olarak, siyasi olarak, diplomatik olarak bir çöküş içindeyseniz yani kimse size iyilik anlamında böyle sizi rahatlatacak ortamlar sağlamaz. Ya yani Bu Amerikalı da olsa aynı, Rusya'da olsa aynı, Avrupalı da olsa aynı, Çin olsa da aynı. Kralın yani çıplak olduğu anlaşılmıştır. Kesinlikle yani Ruşen Bey'in dediği gibi artık Tayyip Bey eğer Trump kazansaydı daha farklı bir ortam olurdu. Çünkü Trump her ne kadar görünüş ve doğuş yani şey olarak Amerikalı olsa bile Tarz olarak yani Tayyip Bey'e çok büyük benzerlikleri var garip bir şekilde. Ve yani frekansları da ayrı çalışıyordu. Biden'ın ben bunu söylediğine şaşırmadım. Ee, ve ne yazık ki S-400'lerle alakalı, F-35 projesiyle alakalı ve patriotlarla alakalı Biden'la ilgili şunu e, size söylemem lazım. Biden çok genç yaşlı senatör olmuş bir insan. E, Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'ye konulan ambargoda imzası olan ilk e, senatörlerden birisidir. Deniz ve bir ideolojik olarak da NATO ve güvenlikçi bir birisi ve ekibi de öyle. O yüzden ben yakın bir zamanda biz bu S-400 konusunu çözmediğimiz sürece Türk-Amerikan ilişkilerine hiçbir iyileşme ne yazık ki ön göremiyorum. Peki. Yurtar Bey bizimle kalmaya devam ediyorsunuz. Ee, Barış Beylivan'ın bir sorusu olacak ama e, ne soracaksınız Barış Bey'e? <laughs> <laughs> ya, Çok ben reklama mı gidiyorsun? Yok. <laughs> Şimdi ama yanıtlayacak <laughs> mı? Sen mi sor? Peki. <laughs> Yurtar Özcan soruyorum. Ee, biliyorum ki uzun yıllardır e, Amerika'dasınız ve Amerikan siyasetini yakından takip ediyorsunuz. Ee, ben şunu merak ediyorum. Sizin bilgilerinize güvenerek soruyorum bu soruyu. Bundan sonra Amerika'dan. Türkiye'ye neler gelecek? Yani biz bugün evet Neden soykırım gelebilir. Evet evet. E, ben biz bugün soykırım kriziyle karşı karşıyayız. Bundan sonra Biden Türkiye'ye dair hangi tavırları ya da hangi adımları e, atacak? Zimdikten... Atabilir. Atabilir. Evet. Peki. Çünkü atacak deyince sanki kesin bir, bir evet. plan var ve yurtel Bey'de haberi öngör, varmış gibi. Ben öngörülerini tamam. güvendiğim için söylüyorum. E, atabilir. E, neler bekliyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Üç, üç ana mesele var benim gözümde. Birincisi eğer e, Tayyip Bey ikinci S-400 bataryasını alırsa yeni yaptırımlar mutlaka gelecek Türkiye'ye. Hı. Hı hı. Lincoln söyledi bugün evet. Hı. Bu bir. İkincisi ikincisi e, kısmen bir erteleme olsa bile 3 Mayıs'ta Halkbank jürili yargılama başlıyor önümüzdeki pazartesi. Son bir itirazları var, son bir itiraz dilekçeleri değerlendiriliyor mahkeme tarafından. O bittikten sonra başka itiraz hakkı da kalmıyor. Halkbank avukatlarının ve pandemiden dolayı jürinin aynı odada olmasıyla ilgili teknik bir sıkıntı olması sebebiyle biraz erteleme olabilir ama ne yazık ki ben yaz sonuna kadar da Halkbank davasında Türkiye aleyhine, bizlerin aleyhine, 83 milyon aleyhine çıkacak bir karar olacağını ne yazık ki öngörüyorum. Ee, üçüncü konu ise ben Biden'ın yaz bitene kadar mı? Yaz sonuna doğru. Yaz, yaz sonuna doğru. Halk yaz ilgili kararın veriyorum. çıkacağını mı düşünüyorsunuz ha. siz? Ve Türkiye aleyhine evet. maalesef. Hı. <laughs> Türkiye aleyhine. Çünkü Gökmen Bey burada emsal davalar var. Amerika yo, yo, ben e anlatımınızı bozmayayım. Üç, 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 üç üçüncü devam madde diyeyim üç, tabii. Üç, üçüncü konu ise e, aslında Tayyip Bey'in hiç hoşlanmayacağı bir konu olan e, ve hiç hoşlanmadığı. Bir konu olan demokrasi ve özgürlükler. Şimdi Amerika'da e, siyasetçiler e, yazmaya, çizmeye çok e, meraklıdırlar ki bu Amerikan siyasetinin bir önemidir. Seçimlerden önce e, yani pandemiden hemen sonaydı sanırım e, Nisan ayında geçen sene e, Joe Biden Foreign Affairs dergisine çok uzun bir makale yazdı. Ve aslında ne yapacağını orada çok net bir şekilde e, çizdi. Evet, Yurtel Bey, Şimdi, o, o konuyu hı. çok konuştuk ve tartıştık. Yani hatta iktidar o sözler üzerinden muhalefete yüklendi. yüklendi Yani ne demek istiyorsunuz siz burada Joe Biden'la bir o, şey mi filan işbirliği içinde misiniz şöyle, diye? E, demokrasi demokrasi zirvesini toplayacak Joe Biden hı. ve orada demokrasi demokrasisi güçlü.